Merhaba sevgili koçlar. Selamlar sevgili koçlar, nasılsınız, iyi misiniz? Bilinçokur Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Aralık ayında sizi neler bekliyor, neler beklemiyor? Bunları A'dan Z'ye analiz ve sentezleyeceğiz. Zaten sentezledik ve analiz ettik. Şimdi size bunları söyleyeceğiz. Evet Demet Hanım, anlatın bakalım neler var. İlginç bir döneme girdik. Evet, Aralık ayı çok hareketli bir ay. Koçlar için güzel etkiler var. 3 Aralık'ta Yay Burcu yeni ayı ile başlayacağız yeni aya. Yay Burcu yeni ayı İstanbul saati 2.23'te. Evet, 2.29'da oluyor. 10 derece Yay Burcu'nda olacak. Uranüs'ün üçgen açısı var bu yeni aya. Ateş grubundaki yeni ay özellikle koçlar için de sürpriz, hızlı gelişmeler. Seyahatler, evet. Yolculuklar, insan ilişkileri, felsefi ve ruhsal gelişmeler, akrabalarla iletişim. Hı-hı. Bazı koç burçları bu dönemde 3 Aralık Yay Burcu yeni ayından bir gün sonra, mesela evet, yeni aydan bir gün sonra hilal daha etkilidir. Evet. Aslında yeni ay da etkilidir ama hilali de çok net olarak kullanırız. Otomobil arabilirler, hayallerindeki arabaya sahip olabilirler. Bir kısmı seyahatlere gidebilir, bir kısmı eğitimle ilgili güzel dönemlere girebilir. Gerçekten güzel bir dönem. Bu Merkür'ün Akrep Burcu'nda, Başak Burcu'ndaki Mars'a, Oğlak Burcu'ndaki Venüs'e sekstilde bir para kazancını gösteriyor derim ben. Evet, 5 Aralık'ta Merkür yaya geçiyor. Zaten yeni ayın etkilerini de bir şekilde daha hızlı ortaya çıkarabilir. Merkür 25 Aralık'a kadar Yay Burcu'nda olacak bu süre içerisinde. Yine seyahat, eğitim, medya, yayıncılık, hukuksal konularda daha hızlı gelişmeler, haberler, iletişim başlayacak. Aralık ayında, evet, gündemde olabilir. Bir de 7 Aralık'ta Mars terazi burcuna giriyor. 00 terazide Mars 27 Temmuz 2014'e kadar terazi burcunda kalacak sevgili koçlar. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri yıllık videolarımızda ve yıllık videolarımızdan YouTube kanalımıza, aynı şekilde Bilinçokur'undaki videolarımızdan da ulaşabilirsiniz. Bu Mars'ın terazi burcu etkisini zaten yıllıklarda verdiğimiz evet, için çok koçlar önemli. Koçlar için önemli aslında Mars'ın terazideki seyri, uzunca bir süre olacak. Evet evet, evet. 10 Aralık'ta Merkür üçgen Uranüs, haberler, yeni İlginç güzel haberler. Enteresan, belki ani seyahatler. Ani seyahatler, evet. Birlikte olduğu iş ortağıyla ilgili belki bir imza atmak. Hı hı. 13 Aralık yılın en şanslı günlerinden biri. Jüpiter üçgen Satürn bugün çok önemli bir gün. Evet, bugün önemli. Çok önemli bir gün. Jüpiter üçgen Satürn 18 derece yengeç. Böyle akrep. Yani arkadaşlar, o kadar önemli bir gün ki bu. Bu dönemde başlayacağınız olaylar, birincisi başarı, şans, uzun vadeli istikrarlı işler, sabır, azim, bunların hepsini A'dan Z'ye getirecektir. Yaşamınızla ilgili 17 Aralık'ta İkizler Burcu'nda Dolunay'ımız var. Dolunay'da Neptün, Şiron Balık Burcu'nda Merkür Yay'da, Jüpiter Merkür 150 lirik. Küçük bazı sağlık sorunları, fazla yemekten dolayı karın şişlikleri, Neptün ve Şiron Balık Burcu'nda evi su basabilir, arabanızın radyatöründe bir arıza olabilir. Bu en son bende de oldu. Evet. 21 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu'nda ve Venüs Retro Hareketi, ne diyorsun? 21 Aralık'ta Venüs Retro Hareketi başlıyor. Güneş de Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor. Venüs 31 Ocak 2014'e kadar Retro'da olacak sevgili koçlar. Sizin için özellikle kariyer evleriyle, iş hayatları veya aile büyükleri hayatlarındaki otorite kavramları ile ilgili konularda Venüs'ün Retro Hareketi zaman zaman bazı zorlayıcı durumlara yol açabilir. İşte evet, sosyal reputasyon kaybı olabiliyor. Hı-hı. İş hayatıyla ilgili gerginlikler olabiliyor ama bakın, en önemlisi 25 Aralık Mars karşıt Uranüs. İlişkiler, birliktelikler, iş ortaklıkları ile ilgili gerginlikler. 29 Aralık, 30 Aralık, 31 Aralık yılbaşı gecesine evet, dikkat edin. Bu yılbaşı gecesiyle ilgili tüm burçları uyarmak zorundayız. 25 Aralık'ta gerginlik var. 29 Aralık'ta gökyüzünde tartışma var, çatışma var. 30 Aralık'ta beklenmeyeni bekleyeceğiniz bir yapı var. İş ve kariyerle ilgili keyfinizi kaçıracak bazı haberler gelebilir sevgili koç. Lütfen bunlara karşı temkinli ve dikkatli olun. 31 Aralık ve 2014'e doğru geldiğimiz yılbaşının 1 Ocak gecesi de sorunlu. Yılbaşında çok fazla alkol almak yok. Eş veya partnerle tartışmaya girmek yok. Gereksiz ağız araçlarından uzak duracağız ve kazalardan uzak durmak zorundayız. Evet. Yoksa bu kötü yapar. Zor. Gerçekten o kare görünüm hem Merkür'ün hem Plüton'un hem Mars'ın
hem de güneşin etkileşim içerisinde olduğu ilişkilerde iletişim kavga, iletişim sorunu, kazalara potansiyel çok yüksek. Ağız dalaşı, evet, çatışma, kaza açılarıdır bunlar. Ve bunlar çok zorlu açılardır. 25 Aralık'ta 31 Aralık arasındaki o 6 gün beklenmeyeni bekleyebiliyoruz. İş ve kariyerde sorun. Sevgili karın, önümüzdeki ay görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle.